seçmenin gündeminde bir anlamda belki, partinin değil ama çünkü bu kayyum politikasını sürdüren, baskıyı hala devam ettiren, gel Kürt kardeşim diye el uzatmasına rağmen işte şimdi 3 belki de daha da fazla olacak diye bazı AKP'lilerin açıklamaları var. Sonuçta bunu yapan bir kişinin yeniden Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak bir parti konumuna düşmek istemezsin. Şimdi şöyle zaten biz böyle bir çerçevede bizi lütfen kimse değerlendirmesin. Biz bize dayak atan, bize derken Türkiye emekçilerini, halklarını ezilenlerinden bahsediyorum. Her gün onlarca kadın cinayetin işlendiği, işte çocukların maruz kaldığı durumu zaten anlatmaya gerek yok. İnsanların açlıktan, yoksulluktan intihar ettiği bir süreçte diyelim bu işin gerçek sorumlusu olan, mimarı olan bir zeminin biz hiçbir dönemi güçlendirmedik. Biz buradan bahsetmiyoruz. Yani biz tam tersine bizim durduğumuz yer bellidir. Biz demokratikleşmenin yanındayız. Biz ülkenin meselelerini sahici bir şekilde, gerçekçi bir şekilde, öz eleştiri vererek önüne alan, buna bir çözüm üreten bir yaklaşımın kendisiyiz ve bunun yanındayız. Şimdi şöyle, yani biz niye bu kategoride değerlendiriyoruz onu da çok anlamadım. 2015'ten beridir, öncesi de var tabii. Ben sonrası Türkiye yakın tarihi olduğu için herkes çok iyi bilir. Bizim durduğumuz yer nettir. Biz antidemokratik uygulamaların karşısında, Kürt'ü reddeden uygulamaların karşısında, Alevi'yi eşit yurttaş saymayan uygulamaların karşısında, ekonomide adaletin olmadığı uygulamaların karşısında, insanları açlığa, yoksulluğa mecbur eden uygulamaların karşısında en dik duran, en gerçekçi muhalefeti yapan sahici bir muhalefetiz. Açık söylüyorum. Bu konudaki duruşuyla, tutumuyla, yaklaşımıyla, pratiğiyle birlikte biz ana muhalefet partisiyiz. Bizim mecliste, sokakta ortaya koyduğumuz muhalefetin yanından geçecek siyasi parti ben tanımıyorum. Biz sadece söz kuran değil, aynı zamanda sokakta, fabrikada, işte çiftçinin, emekçinin, esnafın yaşamış olduğu sorun alanların ta yanındayız, ta kendisiyiz. Şimdi böyle bir yaklaşım içerisinde olan bir siyasi parti bir tokalaşmayla, bir gülümsemeyle, bir söylemle, ne bileyim bir kişinin önüne açma ya da kapatma gibi basit sığ tartışmalara girmez. Bu bize sorulmasın. Bu başka partilere sorulabilir. Ama bunun muhatabı kesinlikle DEM Parti değil. Tekrar ediyorum. Biz demokratikleşmenin yanındayız. Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünün yanındayız. Biz rejimi demokratikleştirecek bir anlayışın, bir adımın yanındayız. Biz eğer bir anayasa yapılacaksa sivil ve demokratik olmasının yanındayız. Biz kandırmanın, bu meseleleri araçsallaştıran, bu meseleleri kendi iktidarını devamı için gören bir anlayışla bizim yan yana durmamız, yani diyalektiğe aykırı bir durumdur. Ve seçmen de belki cezalandırır, tam tersi bir durum olursa herhalde, değil bizim, mi? Bizim seçmen çok ilerimizdedir. Bakın işte yerel seçimde iktidarın bölgede uyguladığı politika, kayyumcu anlayış, inkarcı anlayışa bakarak nasıl bir tavır ortaya koyduklarını hep birlikte gördük. Bizim bir şey dememize gerek yok. Seçmen Batman'da iradesiyle seçilen belediye 3 dönem kayyum atandığını görürse biz desek bile ikna olmaz. 3 dönem seçilen Ahmet Türk'e, yani bu ülkenin işte akil insanlarından, ömrünü barışa vermiş, dünya kadar eziyetini çekmiş, bir seçilmiş iradesine kayyum atayan bir anlayışla bizim seçmen yan yana durmaz. Dolayısıyla bizim seçmen ülkenin en politik seçmenidir. Bizim seçmen bir selamlaşmayla, bir merhabayla, işte bir vesaireyle bir şeyin önünü açma gibi bir durumda olmaz. Ama biz burada da değiliz. Biz yolumuza bakıyoruz, içimize bakıyoruz. Biz kendi ittifaklarımızı, kendi işte örgütümüzü güçlendirmeye bakıyoruz. Biz olur da ortaya demokratik bir zemin, meseleyi esasıyla tartışan bir anlayış çıkarsa biz orada oturur, düşüncelerimizi, fikirlerimizi söyleriz. Ama bir aldatmaca, bir kandırmaca, Türkiye'nin 100 yıllık meselesini kendi iktidarına, ikbaline bağlayan bir yaklaşım biz kabul etmeyiz. Bak Türkiye 1. yüzyılda büyük acılar yaşadı. Her birimiz, bir Kürt olarak ben de bunu yaşadım. İşte Aleviler yaşadı, farklı inançlar yaşadı, ezilenler yaşadı. Biz diyoruz ki
Bu acılı yüzyıl ikinci yüzyıla tekrar etmesin. Türkiye demokratik bir cumhuriyet olsun. Türkiye'de insanların ötekileştirilmediği, herkesin kendisine ait hissettiği bir zemin oluşsun. Bunun mücadelesini yürüten bir partinin arka kapılar ardında işte iş çevirdiğini söylemek, işte kandırılabileceğini dile getirmek, inanın ben şaşkınlıkla izliyorum. Her bir bireyinin defalarca cezaevi gördüğü, işkence gördüğü, tokat yediği, cop yediği, dipçik dediği, gazın bütün çeşitlerini gördüğü, bu kadar örgütlü, bu kadar deneyimli, bu kadar dirençli, bu kadar direnen, baş eğmeyen, boyun eğmeyen bir partiye, onun tabanına, onun örgütüne işte ya şöyle işte bir şey mi var denilmesini kabul etmiyoruz. Bir şey daha söyleyeyim madem bu soru soruldu. Biz kapalı kapılar ardında iş yapan bir gelenek değiliz. Emin olun size bugün burada söylediğim her şey bildiğim şeydir. Fazlası bende olmaz. Fazlasını en başta kendi örgütümüzde, bileşenlerimizde, ittifaklarımızda, Türkiye halklarıyla bize oy versin, vermesin. Burayı bir zemin olarak gören Türkiye kamuoyuyla paylaşma gibi bir sorumluluğumuz var. Biz öyle kapalı kapılar vesaire bilmeyiz. Kürt meselesi kapılar, kapalı kapılar ardında çözülecek bir mesele değil. Kürt meselesi sadece iktidarın bir partisiyle ya da sadece iktidarın kendisiyle çözülecek bir mesele de değil. Kürt meselesi 85 milyon insanı ilgilendiren, 85 milyon insanı etkileyen, cebinden mutfağına kadar, işte toplumsal yaşamından sosyolojisine kadar bir meseleyi toplumdan kaçırıp arka kapılar ardında çözmeyi düşünmek bizim mücadele tarihimize, şanımıza, geçmişimize uygun bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum. Ne olursa biz kamuoyuyla paylaşırız. Bak o kent uzlaşısında söylediklerim nasıl test edildi, tamamıyla ortaya çıktıysa burada da öyle. Bir görüşme varsa biz söyleriz. Bir bu konuda bir niyet varsa niyetimizi açık ederiz. Türkiye toplumdan bir şey kaçıran, saklayan asla bir konumda olmayız. Evet, yani bu benim bir sonraki sorumdu. Aslında buna gerek bırakmadan siz cevaplandırdınız. Evet. Arka kapıda bir görüşme var mı yok mu? Çünkü ne olursa olsun eğer bir şeyler planlanıyorsa ve bunun içerisine de meclis içerisinde bir destek de aranıyorsa her halükarda DEM Partisi'nin kapısını çalacaklardır diye düşündüm. Bu nedenle henüz daha böyle bir görüşme oldu mu, olacak mı, var mıdır duyumlar o şekilde. Yani emin olun şöyle, yani bir Kürt meselesinin demokratik çözümünü, Türkiye'nin demokratikleşmesini böyle bir kişiyi seçmekle, seçtirmekle ilişkilendirmeyi biz asla kabul etmeyiz. Hatta bu meselenin çözümünü bir kişiyle, bir seçimle ilişkilendirmeye çalışan bir anlayışı da kabul etmeyiz. Türkiye'nin temel meselesidir. Bu seçimlerden daha değerlidir. Siyasi partilerden daha kıymetlidir. Bu sadece bir siyasi partinin meselesi değil. Bu kadar detaylı, derin, yüzyıldır devam eden bir meseleyi sadece bir seçimle sınırlandırmak, bir kişiyle ilişkilendirmek bence biraz bu meseleyi tartışanların topluma yapmış olduğu, Türkiye halklarına yapmış olduğu büyük bir haksızlıktır. Hatta hakaret olarak.